Bak şimdi, kulağını aç da beni iyi dinle. Tam 3 yıl çalıştım Adana'da. 3 yılda pavyonlar da bitti, karılar da, değil mi? Ama İstanbul'un pavyonları 30 yılda da bitmez Allah'ıma ha. Şimdi, bir de bu Edirne'deki pavyonları çok övüyorlar. Ne derim, bir zaman da Edirne'de çalışırız kardeş. Tabii, iş bulursan çalışırsın. Bak müteahhit nasıl yol verdi vanlara. Lan oğlum, bu karı milletinin ne edeceği hiç belli olmaz. Ama Zeyd abine güven, Zeyd abin her bir şeyini bilir. Bak ha, karı kısmı ayakkabılarına bakar iki. Ha? Zeyd abime, dünyanın parasını verdik yine de beyazlamıyor bu kot. Sahte midir nedir? Lan oğlum, geç şimdi kotumuzu. Ayakkabı diyorum, ayakkabı. Yiğidi gösteren ayakkabı. Ayakkabını öyle parlatacaksın ki, bakım için saçını darayacaksın. Bütün iş ayakkabıda, tamam mı oğlum? Ulan millet, bu herifte amma paramız birikmiş ha. Cemal çeyrek milyon. Para fena değil. Yeter ki elimize geçsin. Ya müteahhit bize de yol verirse parayı vermeden? Korkma, Allah büyüktür. Allah büyük de, benim de adım Nasipsiz. Ulan Nasipsiz. Koca karı gibi fıdı fıdı becene şu yemeği hazırlat. Tamam be, tamam. Ulan şey o, tez davran. He ya, tez davran. Belki keşf olursun. Lan, herif çıktı, devam et. Ben sana sultan demem, tahttan düşer azlı olur. Ben sana begim diyerem. Begim begler beg olur. Hadi lan sen de. Vah lan, dün geceki pavyonda yengem buydu ha. Abi ne kadar güzel, atmıyorsun Zeyd abi. Atar mıyım lan, Allah'ıma kadar bununla beraberdim akşam. Ne oldu lan, keşfoldun mu? Ulan bir başına gelen bülbül gibi şakıyorsun, bu herifi görünce dilin tutuluyor. Şimdi bu herif gazinocular kralı öyle mi? He. Nereden bilirsen? Ben adamı gözüne bir bakıştan anladım, tamam mı? Tanıyorsan da bu adamın sesten mesten anladığı yok. Sabredeceksin oğlum, bu işler yavaş yavaş olur. Amin. Doğru. Sabır iyidir. Allah bir kapıyı kaparsa ötekini açar. Sabır iyidir. Eyüp peygamber öylesine sabretmiş ki. Ya hoca, bir de anlasana şu mübarenin işlerini. Hop hop, başlamayın yine yemek önce din dersine. Yemek hazır, haydi yemeğe. Hadi
Hadi yiyelim. Bismillah. Bu herifin bir boktan anladığı yok. Bir boktan anlasaydı sesimi dinler beni keşfederdi. Ben askerde orada evinde türkü söylemiş adamım. Evvelen sahneye çıktığım zaman izdiham ölürdü, izdiham. Ulan şey o, eğer ben de seni türkücü yapmazsam ağabey bıyıkları kökünden yolarım ha. Herkes şahittir. Hop hop, ufak atla cizgiler de yesin. Ulan Urfalı türkücü olursa ben de ahu ile halvet olmazsam namerdim ha. Seyfo abi be, bu benim pantolon ne zaman beyazlar ki? Taştır lan, başlarım şimdi senin pantolonun paçasından. Üzülme Salih, beyazlar. Mümkünü yok beyazlar. Ulan eğer bu türkücü olursa ben de... Olacağım, ben de İbo gibi Urfalıyım. Benim babam da onun babası gibi ciğer satmıştır. Ben de babama yardım etmişim. Ulan boşver, gel sen otur yemeğe, gel. Hadi ya, yemeyeyim. Tabii lan, üstelik sen de onun gibi soğuk demircisin. Senin sesin onunkinden daha yanıktır. Ulan bana bak Zeyyat, sen ortalığı karıştıracağına karılara yedirdiğin paraları düşün. Ulan helal olsun, ulan karılara helal olsun. Çalışıp çalışıp onlarla yiyeceğim. Siz burada ot gibi yaşayın ha. Günde iki posta el arabası değil mi? Elhamdülillah. Karnımız doydu çok şükür. Ulan Seyfo, şu paraları al artık. Karılara para dayandıramıyoruz oğlum. Yarın gelir müteahhit, o zaman konuşuruz tamam mı? Ulan Zeyyat, ayakkabın sökülmüş. Ben dikerim, ben de. Benim ayakkabıma laf söyleyin hanım, bana laf söyleyin. Zeyyat mı? Dur lan, Seyfo! Kaparım, kaparım lan, lafıma sormayın bir gün. Seyfo, gel hele gel, gelin Ayşe'yi çıkardın. Vallahi mı lan, çekil lan. Bak dinle. Başlarım lan, gelin Ayşe'nizden hadi. He? Lan bir günde birini şu bulaşıkları yıkayayım be. Ya, boş ver. Aferin lan, şimdi karadır bahtım, karayı çıkart bakayım hadi. Peki. Kardeşim ya, kalkın be kardeşim ya, kalkın, kalkın, kalkın. Ya kalkın hadi be ya, Allah Allah. Ulan burası Hilton'un oteli midir? Kalkın lan. Gece yalana kadar o pavyon, bu pavyon şut, karalara paraları yedir, sonra burada eşek gibi fosun. Sayın lan, senin paran mı? Karalara yediriyorum paraları ha. Hem bu hemşericiyi de bırak ha, yemezler. Önce şu türkücü bozuntusunu kaldırsana. Hadi gel lan, gel bak. Bak da gözün göğünün açılsın sabah sabah. Akşamki yengen lan, bak bak. Aman kalk lan, kalk hadi. Kalk lan sen de, kalk kalk. Ulan kalk hadi be, kalk be, kalk be. Ben kalksana oğlum. Abi be, bir 5 dakika daha uyuyayım. Ne olur be. Lan ne 5 dakikası be, ne 5 dakikası. Kalk diyorum hadi kalk. Ana. Ulan pantul bembeyaz olmuş. Sahi mi? Ya yapma be abi. Kalk lan kalk, kalk. Şey o, şey o lan. Hem şu. Lan şey o. Ana bak, hemen sen ne oluyor ha. Kalk hadi kalk, kalk uyan. Saat kaç? Gülay geçti mi? Geçmedi. Lakin eli kulağındadır. Ay. Hadi lan hadi toparlanayım be kardeşim ya. Hadi ya vallahi Allah. Şişt, hadi çabuk ol. Ulan sizden pantolonla ha. Hadi lan. Hadi kardeşim hadi ya hadi ya. Besmele eyle, besmele eyle. Hadi besmele eyle. Ne haber Amele?
Amele değil, soğuk demir ustası. Bir türkücü olsam, bol para kazansam, sana öğretmenlik bile yaptırmam ha. Ben öğretmenliği seviyorum. Sonra kooperatife de yazıldım. Bir evimiz olacak. Çalışmak zorundayım. Biz Urfalıyız. Bir Urfalı karısını çalıştırmaz. Urfalıyız. Biz ne dedik? Bak kızıyım ha. Şaka şaka. Şu türkücülük işinden vazgeç de beni annemden iste. Yoksa evde kalacağım. Ama bana öğretmenlik taslamak yok, tamam mı? Hem annen kim bilir ne der. Amele parçası falan. Türk filmi yapma. Seni böyle yakışıklı görünce. Bugün sinemaya gidelim mi? İbo'nun filmi oynuyor. Sen hiç adam olmayacaksın. Ama türkücü olacağım. Deli. İki buçukta sinemam önünde ha. Bir dakika. Benim ayakkabılarımı giyme demedim mi sana? Ulan ne ki biz kartını vermiş ha. Bak bak. Azir de sen de kendine bir tane al ulan. Ulan ne oluyor, kedi köpek gibisin sizler sabah sabah. Ya benim ayakkabılarımı giymesin arkadaş. Ne olmuş giymişse? Allah Allah, git çalış. Hadi. İllallah. Hadi lan hadi. Kamu uzattım be. Ne oğlum, gibi şunu ayakkabıları sen de ya. Hadi kardeşim, hadi kardeşim ya. Seko. Bugün ikiye doğru bana izin verir misin? Olur lan, saçmalama. Şşş. Plakçı arkadaşımla buluşacağım ya. Esra mı lan? He. Şimdi biraz çalış, sonra gidersin hadi. Üstünü değiş hadi. Hadi kardeşim, hadi kardeşim, hadi ya. Sallamayın lan, hadi be. Allah Allah. Geciktin. Beni Beyoğlu'nun göbeğinde bekletmeye utanmıyor musun? Kusura kalma, anca gelebildim. Filmin saati geldi mi? Evet. Efendim, kumları yeni getirttik, turaları da. Biraz ağır gidiyoruz. Sebebine gelince bildiğiniz gibi havalardan dolayı yani. Elinizi çabuk tutun. Başüstüne efendim. Efendim, bir de şey meselesi ne var. Ne meselesi? Arkadaşlar paraya sıkıştılar da, acaba kalan paraların bakiyelerini... Tamam tamam, paranızın üstüne yatmadık ya, 2-3 güne sağ kadar olun. Hallederim. Ne tutuyor, hesapladın mı? Efendim, 250-300 bin lira. Peki, kolay gelsin. Sağ para olun. İşini de hallederim, tamam, sen efendim. Merak etme. Sağ olun. Ben işleri halledeceğim, hiç meraklanmayın tamam, efendim. Tamam. Güle güle tamam. Efendim, güle güle. Çok güzeldi film, beğendim. Sen beğendin mi? Gerçekten güzel bir şey. Arkadaşlara söyleyeyim, onlar da gelsinler. Yok, yapmayacaklardı. Filmin sonunda esas kız ölmeyecekti. Hakkı sen hiç üzülmedin mi? Niye üzüleyim? Türküleri dinledik çıktık. Evet doğru, çok güzel. Bizim sonumuz öyle olmayacak. Olamaz. Ben izin vermem. Ben de izin vermem. Beni seviyor musun? Bana öyle bakma, millet görür. Olsun. Beni seviyor musun? Evet. Söylemeye utanıyorum. Ama evelallah seviyorum. Seviyem değil, seviyorum. Bana öğretmenlik taslama. Şaka şaka, tamam. Bu utangaçlığını seviyorum herhalde. Basitliğini seviyorum. Karışık insanlardan korkuyorum artık. Ben karışık değilim ki. Biliyorum. Lan dur lan, kolumu kudumu kıracaksın. Belki parlatmak lazım ha. Ne oldu lan? Ne oldu? Buluştunuz mu? Ha? Buluştunuz mu lan? Buluştuk. Sonra da sinemaya gittik. Fakat filmin sonunda esas kız tam... Ne esas kız oğlum? Sen plakçı arkadaşına buluşmadın mı? Senin gazinoca geldi, yürü. Yok ya. Lan yürü koçum, yürü aslanım benim, yürü lan.
deme gözden uzak aman elimle. Kardeş patron sizi istiyor. Adın ne senin delikanlı? Şehmuz'dur efendim. Şehmuz'dur adı. Yarın sabah bu adrese gel, tamam mı? Hadi bakalım şimdi. Hayrola lan? Keşfolundun mu? Evet. Şehmuz kardeşiniz artık keşfedilmiştir. Herif kartını verdi. Karta bak ya. Tam gazinocu karta. Bu ses artık buralarda ziyan olmasın dedim. Bu ses buralarda çürümesin dedim. İbo'nun sesi bile seninkinin yanında vızıltı kalır dedim. Aman! Söylesene lan ha. Demedim ha. Anlasana. Bunun böyle olacağını biliydim ha. Vallahi bunun rüyasını görmüştüm ha. Nasipsiz bir yemeği yetiştiremedin, bari çayı koy lan. Hadi. Tamam. Atıp tutuyordun hani ha, ne oldu? Sen türkücü olursan ben ahuyu diyordum. Hı? Hadi, delikanlı adam sözünü yemez. Ya konuşsana. Türkücü olmuşmuş. Sanki radyoya çıkıp da kaset mi doldurmuş da türkücü olmuş ha? Kıskanıyorsun değil mi türkücü olacağım diye? Herkese bir çift ayakkabı alacağım. Hem de Fotin. Sana almayacağım. Astırlar sen önce aç karnını doyur, yalmayak. Ne çabuk unuttun benim ayakkabılarımı giyip dostuna gittiğini ha? Doğru konuştu Ali'ye. O benim sevdiğimdir. Gel lan. Çocuksunuz vallahi. Allah muradını vermiş be Şehmuz. Biraz alttan alsan ne olur sanki. Görmemişsen koca. Alnımdan kaşıyı. Sen bakma ona. İnşallah ünlü bir türkücü olursun da hepimizi kurtarırsın. Olacağım nasipsiz, olacağım. Seni de krallar gibi yaşatacağım. Şansın benimle dönecek. Allah hakkımızda hayırlısı neyse onu versin kardeşim. Şehmuz abi. Bana bir şey almıyor musun? Ulan Salih. Sana da en kral beyazlayan kot pantolon alacağım. Hey ya Şehmuz abi, bu kot bir türlü beyazlamıyor. Üzülme Salih, beyazlar. Mümkünü yok beyazlar. Ben boşuna konuşmam oğlum. Nasıl gördünüz işte. Çayları koyayım mı? Demlenmiştir. Koy be nasipsiz, koy. Bunlar son çaylar. Yakında nes çay içeceğiz. Bak, buna da bir kusur bulursan hakkımı helal etmem. Gül gibi çocuk, veznedar, parayla oynuyor. Oynadığı para kendi parası mı? Beğenmedim. Kanım kaynamadı. Bir kere çirkin. Erkeğin çirkini mi olurmuş? Kocan oldu mu yakışıklı olur. Anne, tanımadığım bilmediğim biriyle nasıl evlenirim? Tanıdığın, bildiğin insan da işe yarasa bari. İnşaatçı, it, kopuk, amele... Ne bakıyorsun? Yalan mı? Armudun sapı, üzümün çöpü dedin, evde kaldın. Ah baban sağ olsaydı başını böyle komazdı. Sular fazla ilaçlı, çaylar onun için bir garip oluyor. Bak şimdi Cemşo, ben iyi dinle. Ne derlerse aşağıdan al. Tamam. Türkülerini çok acıklı söyle. Bir de Urfalı gibi konuş. Bu aralar çok moda. Tamam mı? Ah tamam. Lan, ah ben de gelebilseydim. Bak, türkü kitabını yanına aldın değil mi? Yanında. Aldım ha. Aldım. İyi, çok iyi. Hadi bakayım kardeşim. Hadi güle güle. Hadi. Eyvallah. Hadi kardeşim hadi, çok yaydık. Hadi lan. İşte ya, şu kiremiz içine bak bakayım hadi. Yok ya. Herife türkücülüğe yolla, işini bize yık. Hemşericilik yapıyorsun Seyfo.
Aman tamam ya, Allah Allah, hadi uzatma ya, hadi be, hadi kardeşim ya. Allah Allah. Tamamdır hocam, çek! Boyansın, boyacı geldi abi. Boyacı geldi. Gel abi boyayalım, ayna gibi olsun. Ben şu ayakkabılarını boyatayım, sen asansöre bak. İş ayakkabısı da boyatılır mıymış oğlum? Niye boyatılmazmış lan? Erkek adam dediğin ayakkabısından belli olur. Yerine geç oğlum. Yoksa asansörü salıyorum ha. Hadi be. Şehmuz nerede? Şehmuz şeye gitti. Dikkat! Ah! Açıksın! Evet, sen hesapları bir kontrol ediver. Hoş geldin. Sesi çok güzel. Öyle mi? Müşteriyi rahatsız etmez. Bir kere denemekte fayda var. Tabii, sen yukarı çıkar. Buyurun, gelin benimle. Kek pilav, nohutlu, iki yoğurt. Baş üstüne. Usta! Pilav çek nohutlu, bir de yoğurt. Bu sesle bir de kuru bağırsana ha. Bir de kadayıf ama tatlı var. Usta! Bir kuru, bir kadayıf, kaymaklı olsun. Sen de bu ses varken ne işin var buralarda? Git türkücü ol be kardeşim. Zaten türkücü olmak için geldim buraya. Buraya mı? Buraya ha. Burası gazino mu be? İyisin ha. İki beğendili kebap, bir komposto. Beğendili iki, bir de komposto. Nasıl gidiyor? Hiç olmazsa sesin bir işe yarasın. Fazla yormadan makamlı bağır. Tamam mı? Hadi bakalım çalış. Ne oldu? Nesi var? Yok ya bir şeyim. İyiyim. Ağrıyan bir yanın var mı? Yok. Gayet iyiyim. Demir gibiyim. Yok bir şey yok, iyidir. Peki giyin. Bir röntgen çektirseydik. Ne gerek canım, ben iyiyim. Siz bir beyin tomografisi çektirin. Olur, kaç para tutar? 150 bin dolayında. Boşa masraf. Ben iyiyim. Yemeğini yesene. Korkma, parayla değil. Tamam, yerim. Sen burada sesini harcama. Şimdi ben burada türkücü olamam mı? Sen de iyisin ha. Demin dedik ya, burası gazino değil. Şey, ben bir ellerimi yıkayayım gelin. Uh-huh.
Kardeş, ateşin var mı? Ateş, ne? ateş yani. Yok. Ateşin yok mu ne yani? Ne istiyorsun oğlum? Ateş dinle. Allah Allah, deli mi ne? Manyak mıdır nedir ya? Salih. Niye çalışmışsınız? Şey oldu. Ne oldu? Nasipsiz kaza geçirdi. Gelsene oynayalım. Neden durduk? Canım oynamak istemiyor. Salih abi, senin bu kot sahte. Yoksa beyazlardı. Kandırmışlar seni. Beyin tomografisi çektirmedik. Sonra buraya geldik. Çay içeyim kendime gelirim dedi. Birden düştü olduğu yere. Geriden yetiştirdik hastaneye. 4 gün sonraya ameliyat için gün verdiler. Felçmiş. Tabii para da isterler. Hem de çok para. Şşş, sen iş ne oldu? Gerçi Allah'ın işi ama ben biraz dikkat etseydim. Senin ne suçun var? Hep benim hıyarlığımda. Seyfo, müteahhitten aldığın paradan benim hakkımı nasipsizin ameliyatı için harca. Benimkini de. Benimkini de. Bizde hakkı çoktur. Peki millet. O zaman müteahhitte kalan paramızı alır nasipsiz harcarız. Üzüme nasipsiz. Biz buradayız hepimiz. Ben de eskiden düşünce çok korkmuştum. Ama bir ayağa verdim kurtuldum. Sen de yırtalsın, merak etme. Şov, gel. Ne oldu lan? Ne konuştunuz herifle ha? Yahu ayıptır, görmüyor musun? İçeride hasta var. Tamam lan, tamam, hadi kalkın işe, hadi kalkın. Kalkın ya, Allah Allah! Nasıl sizde olacak lan? Ben bakarım, siz gidin. Şov, gel. Ne oldu lan? İçeride konuşamadık. Ne zaman başlıyorsun? Beğendiler mi? Beğendiler beğenmesine de. Ama ben kabul etmedim. Ne? Yani işi kabul etmedin öyle mi? Evet. Parası azdı. Kazino da ufaktı. Hem pek ünlüler de yoktu. Allah kahretsin. Allah kahretsin beni. Seni oraya tek başıma göndermeyecektim. Gazinoyu beğenmemiş. Adamları beğenmemiş. Ne olan? Maksimden mi başlayacaktın? Oğlum bu işler ufaktan ufaktan başlar. Artık bıktın bu türkücülük işinden. Yok ya, bıkmışmış. Oğlum ben bu ayağı Kore Harbi'nde bırakmadım, tamam mı? Türkücü olmayıp da ne yapacaksın? Benim gibi inşaatlarda mı sürüneceksin? He? Söyle, anlat. Hadi. Ne olur çekil yolumdan Sayfa. Düş yakandan. Aklından silmişken bu işleri. Yeniden uyandırdın içindeki yılanı. Şeo bak. Bak Şeo. Şeo. Ulan biz hemşire değil miyiz? Ulan ben senin kötülüğünü ister miyim? Ben yanlış şey söyler miyim? Söylediğim her şey çıkmıyor mu? Bak. Gazinosun seni keşfetmedi mi? Seni gazinosuna çağırmadı mı ha? Bak Şeo. Ulan ne dedim de çıkmadı ha? Bak. Nasipsiz önüne kal.
Beni örnek al. Bizim gibi olmak, bizim gibi mi kalmak istiyorsun? Burdacı! Demir alırım, bakır alırım. Burdacı! Kaza geleyim mi demeyin. Keşke seni sormasaydım. Burdacı! Bana bakmasaydı belki de bu kaza olmayacaktı. Üzülme artık. Aslında benim yüzümden oldu. Ben şeye gitmeseydim. Sahi bugün nereye gitmiştin? Yine mi? Kim bilir daha başına neler açacak bu türkücülük. Üstüme var mı? Zaten nasipsizden ötürü bağrım yanık. Çok mu zor normal olmak? Sıradan bir adam olmaya dayanamıyorsun değil mi? Söylediklerinden hiçbir şey anlamıyorum. Yeter artık, gelme, vakit geç oldu. Nasıl? Ateşi çıktı biraz. İnşallah düşecek. Hemşo, kalk hemşo, kalk. Kalk, hayatımız kurtuldu, kalk. Nasıl kurtuldu? Ama ben sana demedim lan. Seni bir gün mutlaka türkücü yapacağım demedim mi he? Kalk hadi, kalk. Kalk yürü. Nereye? Kalk lan, kalk, kalk. Ama bir dakika, kalk. Yürü lan, yürü lan, yürü. Yürü. Gel lan, gel. Bak, bak, bak. Bak, iyi oku. Oku da elimize ne fırsat geçtiğini anla. Gel, gel. Hayatımız kurtuldu. Seslerine güvenenlere müjde. Sahnelerimize yeni ses kral ve kraliçeleri kazandırılacaktır. Tamam mı? Gazinomuzda yapılacak yarışmada birinci olana kaset doldurtulacaktır. Şöhretin kapıları açılacaktır. Bu yarışmanın kralı kim olur, ha? Bilmiyem. Ne demek bilmiyem? Sen olursun Angut, sen olursun. Yine başlama Seyfo. Ulan niye başlamayacakmışım ha? Niye başlamayacakmışım? Ulan bu sesi boşa mı harcayacağız? Saçmalama manyak, gel buraya şimdi. Dediklerime heyecanladın değil mi? Yarın sabah erkenden gideriz. Şu pantolona bir yatak ütüsü atalım şimdi ha? Ayakkabı ne olacak? Zeyyattan araklarız. Paçağı düzgün olmalı ki iyi bir tesir bırakmalı. Yahu Seyfo. He. Ben kazanırım değil mi? Lan sen kazanmazsan başka kim kazanır be? Ah ulan ah! Ulan bu bana yapılır mı ulan? Allahsız bana yapılır mı lan? Yapılmaz abi. Ulan bunca senedir hangi pavyondanla yanlışımız görülmüş ha? Herif çoğulunuza iyi geldi. Orada bizim dalgamıza taş koyuyor. İyi mi? Mutlaka ah, kazanırım ah. Değil mi Seyfo? Ulan antrenörün ben olduktan sonra sen kazanmayacaksın da kim kazanacak? Tabii ki sen kazanacaksın oğlum, sen kazanacaksın. Kazanırsın oğlum, kazanırsın. Sen bok kazanırsın. Evet. Bayan, biz yarışmaya katılacaktık da. Bir dakika bekleyin. Hamdi Bey, iki yarışmacı geldi. Olur efendim. Buyurun. Aman efendim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun, buyurun efendim, oturun. İkiniz de katılacak mısınız? Yok, sadece arkadaş katılacak. Sesi çok güzeldir, çok yanık. Harika, harika. Şu anda yeni seslere ne kadar ihtiyaç var bilemezsiniz. Hem de Urfalıdır. Öyle değil mi Şeho? He, doğru söyleyeyim. Hele de Urfalılar çok tutuluyor. O yüzden çok iyi akıl etmişsiniz. Yalnız bir iki küçük şey var.
Kayıt parası ve davetiyeler gibi. Davetiye? Evet, 20 tane davetiye satacaksınız. Şimdi siz davetiyeleri verin, biz satar parasını size getiririz. Hem de arkadaşımın sesi çok yanıktı zaten. Öyle değil mi lan? 20 davetiye satacaksınız. Tanesi 10.000 liradır. Tanesi mi? Evet, hepsi 200.000 eder. Kayıt parası da 100.000, topu topu hepsi 300.000 lira. Şimdi 300.000 lira lazım öyle mi? Tayfo. 300.000 çok para be. Ne oğlum, sen onların 300.000 dediklerine bakma. Ama öyle dediler. Her işin bir yolu bir yordamı vardır. Sen bu işi bana bırak. Nasıl yani? Bak, yürü. Tayfo kardeş, satmasaydın yüzüğünü. Ne diyorsun Şevo? Bu yarışma hayatımızın fırsatı. Bir yüzüğün lafı mı olur? Ne tuttu? 45.000. 5.000 demen ne var? 50.000. Bir pazarlık yaparız, tamamdır bu iş. Merak etme. Tayfo. Çok iyi arkadaşsın ha. Siz miydiniz? Evet. Para işini hallettiniz mi? Evet, hallettik. Hamdi Bey meşgul. Bekleyeceksiniz. Su akar güldür, güldür gel de yar beni güldür. Bir damlacık kanım akmaz, öldürürsen sen öldür, öldür. Harika efendim. Şu anda yeni seslere ne kadar ihtiyacımız var bilemezsiniz. Emrederseniz bir de İngilizce okuyayım efendim. I love you Portofino. La la la. Harika bir ses, öyle değil mi efendim? Bakın sahne hakimiyeti müthiştir. Eller, eller, eller. Tamam efendim, bu kadar yeter. Harika söylüyorsunuz, çok güzel. Aslında kocam olmasaydı ben neonlarda hak ettiğim yeri çoktan almıştım. Sanat düşmanıydı. Efendim? Evvelki yarışma için bileziklerimi bozdurduğum için kızmıştı. Zerre kadar sanattan anlamıyordu, boşadım. Maalesef ortalık sanat düşmanlarıyla dolu efendim. Hanımefendi, kaç davetiye alacaksınız? Kocamın ayrılmak için verdiği evi sattım. Değil yerime 200 davetiye satın alırım. Bu sefer tamam, muhakkak kazanacağım. O zaman şimdiden sahnelerimizin genç kraliçesini tebrik edelim. Sekreter hanım gerekli muameleleri yapacak. Buyurun. Mersiler size. Hanımefendinin muamelelerini tamamlayın. Olur efendim. Hadi bakalım yapın muameleleri. Buyurun efendim, sizi şöyle alayım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Para meselesini hallettiniz mi? Aslında bizim o kadar paramız yoktur. Sen bu işi bize 50.000'e uydursan Şemuz mutlaka şampiyon olur. Çünkü sesi çok yanıktır. Söyle hemşe bir türkü lan. Söyle de itimat etsin. Yavru yavru Bravo delikanlı, güzel, çok güzel, harika. Ben bu yaşıma geldim, yıllardır bu işin içindeyim. Böyle bir ses ne duydum ne de gördüm. Bravo, aşk olsun delikanlı. Siz şimdi gidin parayı hazırlayın. Yarın son gün, kontenjanda dolmak üzere. Nasıl, fena değil değil mi? Güzel, güzel. Hayrola, nereden geliyorsunuz buraya? Ufak bir işimiz vardı da. Hayırdır? Hayırdır canım, hayırdır. Ulan millet, bunlar bir numara çeviriyor ama bir çakarsan var ya. Belki Seyfo Ağa'ya karı bulmuşlardır. Hadi çalışalım da Seyfo kızmasın. Bismillah. Hadi çalışalım. Tamam.
Mehmet bir şey söyle, bir çağır şunu. Tamam, 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 hadi. Var. Tamam. Sayfa. He. Ne edeceğiz? Buluruz, buluruz, bir çare buluruz. Al bak. Gülay seni sever değil mi? Herhalde. Gülay'ın bilezikleri var değil mi? Var. Seyfo. Hı. Dellenme lan. Ne dellenmesi lan? Yarın son günmüş oğlum. Ne yapacağız? Satacağız bilezikleri. Türkücü olduğu zaman istediğin kadar bilezik alırsın ona sen. Tamam mı? Merak etme. Hadi gel. Gel biraz çalışalım. Yürü, yürü. Nasıl hocam, nasıl? Durumu kötü. Ulan Seyfo, bu sabah müteahhide uğramadın mı? Niye? Arvadına bir göz süzer gelirdin. Ya o kalan paramızı alsana pezemekte. Tövbe tövbe. Günaha girme be Zeyyat. Kalan paranız değil mi? İyi. Akşama gider alırım. Akşamı sabaha kalmadı be Seyfo. Günden güne kötülüyor garip. Hadi git, paramızı al da gel. Peki hocam, şimdi giderim. İnşaat sana emanet. Toparlan lan, Gülay geldi. Hoş geldin. Merhaba. Hoş geldin ocağım. Hastamız nasıl? Çok şükür diyelim, biraz daha iyi. Bir bardak çay iç istersen hocam. Ben pişiririm çorbayı. Yok, ben artık gideyim. Geç oldu. Hoşça kal. Kızgın mısın? Yok, hayır. Ben şey isteyecektim. Ne isteyecektin? Bugün... Şeydeki adam dedik... Sen bir şey mi anlatmaya çalışıyorsun? Bir şey mi istedin? Şey için, ben aslında... Seyfo dedi ki... Şehmuz, dilinin altındakini söylesene. Yok, ben... Ben şey... Neyse... Nanenize geldik. Ben gideyim artık. Seyfo gelmedi mi? Gelmedi. Nasipsiz, beni duyayım mı sen?
Seni kurtaracağım. Bana inanırsan değil mi? Ne oldu? Ne olacaktı ki? Para tamam mı? Vermedi. Daha doğrusu bürosunda yokmuş. Edirne'ye gitmiş. 2-3 güne kadar gelecekmiş. Bu kadar nasipsizlik olmaz be. Gel kız şunun boyunu ölçeyim de keseyim. Öğretmen oldun hala okuyorsun. Gözlerine yazık, kaderine yazık. Büyüt, besle, okut. Gitsin bir ameleye. Aman anne. Gül gibi taliplerini tep de. Yeter anne, daha uzatma. Ne demek daha uzatma? Kazağın kolu. Çok uzun oldu. Daldı. Derdini veren Allah dermanını da verir. Kalk lan kalk, bu acıya daha fazla tahammül edilmez. Yürü gidelim, terakı çek Salih, yürü. Allahu Ekber. Peki biz ne yapacağız? Bilmiyorum. Aa bak, para olsaydı birinci olurdun değil mi? He? Kazanırdın değil mi? Tozunu bile attırırdın. Ama parayı nereden bulacağız? Bismillahirrahmanirrahim. İşte para hazır. Sen de hazır mısın? Ne falan? Nereden buldun bu paraları? Müteahhitten aldım. Onda kalan paramız. Müteahhitten mi aldın? Onun parası. Nasipsizin. Niye onunmuş? Hepimizin parası. Yalan mı? Ama bu para ona lazım Seyfo. Ulan bize daha çok lazım. Ulan Seyfo, Allah rıza gelir mi? Ben nasipsizi çok seviyorum. Ulan sen kaset yaptığın zaman, türkücü olduğun zaman, meşhur olduğun zaman onu Avrupa'ya, Amerika'ya bile gönderirsin be. Yok, eğer sesine güvenmiyorsan açıkça söyle. Sesime güveniyorum ama. Aması maması yok lan. Sesine güveniyorsan itiraz etmezdin. Seyfo, biz bu parayı ona hediye etmedik mi? Ulan alıp da zimmetimize geçirmiyoruz ya. Evet, aslında haklısın. He. Zaten kaset doldurunca nasip sizi en kral doktorlara götürürüz değil mi? Tabii lan, tabii lan. Yok. Ölmez. Nasip sizi yarın hemen hastaneye götürmek lazım. Gel lan buraya, gel gel. Selamünaleyküm ya. Allah kabul etsin. Sağ olun. Dışarı mı? Bak ne yazıyor. Birinci olana kaset doldurtulacaktır diye yazıyor. Yani sen şimdi kaset doldurmaktan cayıyorsun öyle mi? Ama Seyfo. Ulan bana bak. Adam mutlaka bu sesle birinci olursun demedi mi? Urfalılar çok tutuluyor demedi mi? Mutlaka yarışmaya katıl demedi mi ha? Bana bak Şeyo. Şeyo. Yarın son günü Şeyo. Ver kararını. Bir yanda inşaatlar, bir yanda para, pul, şöhret. Bana bak. Para kazanınca nasipsiz de kurtulur. Kurtulur mu? Tabii lan. Evet, haklısın. Katılmalıyım. Katılmalıyız. Ben de senin ses antrenörün olacağım. Göreceksin Şao. Gazetelere geçeceğiz. Çok paramız olacak, çok. Aslanım benim, koçum benim. Yarın sabah erkenden gideriz, tamam mı? Erkenden.
Evet. Erkenden gideriz. Yürü ulan. Bu sefer tamam bayan. 300 bin lira cebimizdedir. Öyle mi? Seyfo. Sorsana hele şey dolmuş mu? Ne? Acaba kontenjan doldu mu? Onu Hamdi Bey bilir. Davetiye ve kayıt parasını yatırdınız mı? Tamamdır. Bu sıralar küçük sesler çok tutuluyor. Mutlaka birinci olur. Ben de geleceğin küçük kralını, küçük Selo'yu şimdiden kutlayayım. Allah razı olsun. Gidebilirsiniz. Ya. Buyurun. Sağ olun. Hadi. İş tamam. Buyurun içeri. Biz geldik. Peki parayı tamamladınız mı? Tabii canım. Para o kadar önemli değil. Biz sadece şeyi soracaktık. Anlamadım. Neyi soracaktınız? Yani adam kayırmaca, torpil falan olmaz değil mi? Olur mu azizim? Hiç olur mu? Birinciyi oraya gelen halk seçecek. Yani oradaki herkes davetiyesini oy gibi kullanacak. Adam kayırmaca yok. Hem siz zaten iddialısınız. Tabii. Ben arkadaşıma güveniyorum. O zaman ben de kralı şimdiden tebrik edeyim. Gerekli işlemleri sekreter hanım hazırlar. Olur. Geç canım, geç. Otur. Tamam, kaydolacak. 100 bin lira rica edeyim. Kaç davetiye? 20. Aha parası. Adı, soyadı, doğum yeri, yılı. Hem oğlu Fatih Donalma 1956 Urfa doğumlu Şahmız Buryan. Olmaz. Hiç şansı yok. Niye ki? İçeride birinci olur dediler. Bu isimle türkücü olması çok zor. Şehmuz Büryan. Kebapçı ismi gibi. Olmaz. İsmi değişmeli. Nasıl yani? Büryan, Burhan, Bircan. Hah! Buldum. Şeref Bircan. Nasıl? Düşünsenize. Afişlerde ne güzel durur. Vallahi tam türkücü ismi. Olur mu? Şahmız Buryan benim dedemin adıdır. Hem bana yakışıyor. Keyfiniz bilir. Bence bu isimle çok zor. Fena değil lan. Olmaz. Tamam olur, sen bana bırak. Evet, yaz bakalım. Şeref Bircan. Aslında bir problem daha var. Bıyıkları büyük problem. Niye ki? Son zamanlarda sanatçılarda bıyık modası kalktı da ondan. İyi de erkek dediğin bıyıksız olur mu? Ya demek ki bir bildiği var bayanın ya, vallahi Allah. Ama Seyfo. Sen karışma. Teşekkür ederiz, bıyıkları da keseriz. Davetiyeleriniz. Sağ olun. Dur bir dakika lan. Bak. Kız yalan mı söylemiş? Var mı bıyığı? Bu erkek değil mi? Ama İbo'nun bıyığı var. Sen de İbo gibi ünlen. Sen de bıyıklarını uzat. İyi de Seyfo, o delikanlı adımdan ne istedi? Dur bir dakika lan. Kız için öyle konuşma. Demek ki senin iyiliğin için söyledi. Her işimiz zor yanı vardır şey o. Türkücülüğün zor yanı da budur. İsmini değiştireceğim, bıyıklarını keseceğim. Ama Gülen yüzüne nasıl bakarım? Bıyıksız bakarsın. Bıyıklarımı kesersem şampiyon olurum değil mi? Hiç şüphem yok.
Bizimkilere bunları söyleme mi? Onlar için ne fedakarlık yaptın bilmesinler. He? Bıyıklarına ne oldu? Kestim, havalansın diye. Çoktandır kesmemiştim de. Beğenmedin mi? Yok, sadece yadırgadım. Biraz tuhaf olmuş da. Ama iyi oldu, yüzüm açıldı. Nasipsiz nasıl? İyi. Nasıl bu kadar umursamaz olabiliyorsun Şehmuz? Bu kaza bizim yüzümüzden oldu. Ne yapak yani? İnşaatta kaza hiç eksik olur mu? Neyse söyle bakalım, beni böyle beğenmedin mi yani? Ne oldu sana? Sanki tanıdığım Şehmuz değilsin. İyi de Gülay, ne yapak şimdi? Nasipsizle beraber kaza mı geçireydim? Ben sana bir şey anlatmaya çalışıyorum. Hemen tersleniyorsun. Yeni huylar mı edinmeye başladın? Hayrola şu kardeş? Ya üzülme be kardeşim be! Şurada ne kadar kaldı bizim meşhur olmamıza? Efkarlanacak ne var? Ne bileyim, içim sıkılıyor. Sonra Gülay, nasipsiz. Ya sanma kendini be kardeşim be! Hadi bakayım. İç şunu, he, al. Al iç. Bak şimdi, ses talimi yapacağız, tamam mı? Ben şimdi işyatını öbür tarafına gideceğim. Sen buradan öyle bir bağıracaksın ki ben öbür taraftan duyacağım. Oh! Hadi canım, hadi ben gidiyorum. Hadi kardeşim. Karnı dağlar kara bulut içinde, yaylası hüzünlü yöresi bir hoş, sevdalı yolcular umut içinde, hayalin düğünü töresi bir hoş, bir hoş. Kan sarhoş, kancı sarhoş, yolda yabancı sarhoş, el çek tabip kalbimden, içimdeki sancı serhoş, içimdeki sancı serhoş. Bahar gelmiş, bahçeleri otlanmış, bizim elde bayram günü kutlanmış, obalarda almış dostlar yaslanmış, eyvah ayrılığın yaresi bir hoş, bir hoş. Kan sarhoş, kancı sarhoş, yolda yabancı sarhoş, el çek tabip kalbimden, içimdeki sancı sarhoş. Ah! Aslan koçum benim, kaç gündür iyi çalıştık ha, sesin hepten açıldı. Şu son yumurtanın eş bakayım.
Ulan Seyfo, her tarafım kaşınıyor ya. Lan bir şey olmaz lan, al al al. Bu iş tamam. Sana bir de şöyle güzel bir faça düzelim. Tam türkücü façası olsun. Oh! Aslan koçum benim. Yürü hadi yürü, gel gel gel. Gülay. Merhaba. Nasipsiz nasıl? İyi. Bak sana ne göstereceğim. Davetiye, ses yarışması için. Sevinmedin mi? Sevindim ama davetiye çok pahalı değil mi? Hele bu parasızlıkta. Gazinocular sesin metini duymuşlar. Davetiyelere para almadılar. Yarın gel gör Şahmuz'u. Amene Şahmuz'u. Bak nasıl birinci olacağım. Ondan sonra kaset dolduracağım. Para, ün, şöhret. He? Geleceksin değil mi? Gel de gör bak. Nasıl şampiyon olacağım yarın? Ben bir şampiyon değil, seni istiyorum Şevmuz. Yarın onda durakta ol, tamam mı? Tamam, geleceğim. Garanti şampiyon olacaksın, tamam mı lan? Tamam. Hoca, nereye? Burası sıcak oldu. Ben namazı dışarıda kılayım. Bana kot pantolon sözüm var, unutma Şevmuz abi ha. Sana bir de gel, 5 kot feda olsun. Bak ha, ben senin türkücü olacağını da ilk görüşte anlamışım. Hatta pavyonda Şengül'e demişim ki bu oğlanın türkücü olacağını yok ben anlamışım. Yok ya, anlamışmış. Ulan sarı, sana kot mu alayım Aranından yoksa ey bir karı mı bulayım ha, söyle. Kot al Aranından. Niye lan? Kızlar beyaz kota çok pas veriyor. Haştır lan! Ben senin iyi türkücü olacağını anlamışım. Şimdi senle bize iyi bir türkü söyleyeceksin. Elini kulağına at, bize bir türkü çığır. Olur. Sakın ha! Bundan sonra para almadan sen ağzını açmayacaksın. Oğlum, sen artık şey oldun... Neydi lan? Profesyonel, futbolcular gibi. Sen artık... Protosofeselersin. Tamam mı? Tamam. Evet, dediği gibi. Ben artık ondan oldum. Neyse, parasını veririk. Heyecanlanmayacaksın. Heyecanlı değilim ki. Aferin. Bugün son günümüz olup yırtıyoruz lan. Değil mi? Ulan oğlum rüyanızda mı gördünüz? Saat daha 8:30. Yarışma 11'de değil miydi? He? Ya karışma şimdi kardeşim sen ya. Kalk lan kalk kalk. Hadi yürü. Sahneye alışman lazım. Yürü. İyi de Seyfo, Gülay'la saat 10'da durakta buluşacaktık. Ya Gülay'ı onlar alırlar. Daha benimle geçeceğiz oğlum ya. Hadi ya. Tamam tamam, siz gidin. Biz alır geliriz Gülay'ı. Sağ ol. Bırak oğlum, bırak bırak. Artık kostümlerini ben taşıyacağım. Hadi yürü. Al iç, okunmuştur. Allah Davut peygamber sedası versin. Hadi iç. İçim mi? He. Ha, biz gidiyoruz lan. Siz de gecikmeyin. Unutmayın. Reyinizi Şahoya vereceksiniz, tamam mı? Zeyyat! Gülay'ı onda duraktan almayı unutma ha! He. Eyvallah! Hadi eyvallah! Tamam tamam, kolay gelsin! Gördün mü nasipsiz? Kimine kabuğun, kimine kelek! Duran Hoca!
Nereye? Aman. Arkadaşımla buluşacağım. Yine o Amele'yle buluşacaksın değil mi? Kolay gelsin kardeş. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Erken mi geldik? Geç bile kaldık oğlum. Bak, habire göreceksin. Arada bir göğsüne vuracaksın. Türkünün en dokunaklı yerinde kendini yere atacaksın. Tamam mı? Gülaylar inşallah geç kalmaz. Ya boş ver şimdi onları lan. Sen yarışmayı düşün. Diğer davetiyeleri hemşerilere götürdün değil mi? Evet, evet. İyi. Zeyyat, hemen hastaneye yetiştirmemiz lazım. Yetiştirmek de? Hangi parayla? Müteahhitteki parayı istesek. Bugün pazar, evini de bilmiyorum. Ben biliyorum. Hadi lan fırla. Düşe kalkay çıktı. Aman sese bak, karga gibi. Bundan da türkücü olursa. Ulan şey o, Allah canımı alsın hiç şüphem yoktur. Buranın şampiyonu sensin. Ya Sayfo, nerede kaldı bunlar? Nerede kaldı? Ulan nerede sen? Öyle geçin, öyle öyle. Nasipsiz ölmek üzere beyim. Can çekişiyor. Ne nasipsizi? Hani geçen gün kaza geçiren arkadaş. Durumu ağır. Şu kalan paramızı versen de hastaneye götürsek. Ne kalan parası ya? Pazar günü sabah sabah. Oğlum ben sizin paranızı verdim ya. Seyfo'dan almadınız mı? Almadık beyim. Hem versen nasipsiz böyle hastayken Seyfo paramızı verirdi. Ne demek ulan versen? Yalan mı söyleyeceğim ben size? Canım. Merhaba Turan abi. Geciktiniz. Ötekiler nerede? Nasipsizin durumu kötüleşti. Zeyyat'la Salih müteahhite, Seyfo ile Şeyhmuz da gazinoya gittiler. Gülay gelmedi daha be. Sen şimdi bırak onları oğlum. Türkünü düşün. Sakın türkünü şaşırayım deme. Bak bak. İyidir. Belki reyini sana verir. Şahu. Bak şu sağındaki de seni kesiyor. Ona da bak. Rey reydir. Hadi sonra da git gelin. Hadi hadi.
Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Öldü işte. Duran hocam müteahhit dedi ki... Geç kaldınız. Biz geç kalmadık. Onlar acele ettiler. Mücahit parayı çoktan vermiş Sayfo'ya. Vermiş mi? Kim söyledi? Mücahit kendi söyledi. Çoktan vermiş parayı. Geçenlerde gittiğinde almış parayı. Şimdi anladın mı elbiseleri, yarışmayı, davetiyeyi? Nasipsizi yaktı puştular. Hepimizi aldattılar. Türküsülük uğruna yaktılar başımızı. Ah nasipsiz, ah! Ulan çok yakıştı Allah canım alsın ha. İyi durdu mu lan? Çok iyi oldu lan. Vallahi. Şeyhmar. Hoş geldin Gülay. Öbürler nerede? Hadi inşaata dönelim. Niye? Nasipsiz. Ne olmuş nasipsize? Öldü. Nasipsiz öldü. Öldü ha. Allah rahmet eylesin. İyi arkadaştı. Evet, çıkıp yarışacak mısın hala? Elbette. Biz buraya gelene kadar nelere katlandık. Biliyorum. Her şeyi. Hadi gel inşaata dönelim. Ne olacak dönerse? Nasipsiz dirilecek mi? Gelmezsen beni de ölmüş bil. Şimdi de son yarışmacımız Şeref Bircan'da sıra. Şeref Bircan! Beni çağırıyorlar. Onlar Şeref Bircan'ı çağırıyorlar. Tanıştırayım. Sahnelerimizin yeni kralı olacak olan Şeref Bircan. Davetiyenin üstüne bu ismi yaz, reyini ona ver. Ne? Şeref Bircan için son duyuru. Hadi yürü. Öldü. Şeyhmar. Şeref Bircan gelmediği için yarışma dışı bırak. Buradayım. Geleyim. Geliyor lan, geliyor. Evet, geldi işte. Kaşların arasına domdolu kurşun terdi. Domdolu kurşun terdi. Bir avuç benim yedi. Bir avuç benim yedi. Bir avuç benim yedi. Ah dedim ağladım. Yaremi bağladım. Ah dedim ağladım. Yaremi bağladım. Ah dedim ağladım, yaremi bağladım. Ah dedim ağladım, yaremi bağladım. Ey diyar boynuna eğdi, Allah kerimsin dedi. Kançer yarısı da gel, dom dom kuşun da gel. Kançer yarısı da gel, dom dom kuşun da gel. Gel gel güle gel, gel gel güle gel. Gel gel güle gel, boynuna dom dom kuşun da gel. Yıkıyorlar Gülay abla. Salih abi, ölü mü ölmüş?
Var mısın bir saydırmacaya? Şimdi olmaz, başka zaman. Pantolonun amma da beyazlamış. Üzülme Salih, beyazlar. Mümkünü yok beyazlar. Saygıdeğer misafirler, şimdi yarışmamızın sonuçlarını açıklıyorum. Yarışmamızın üçüncüsü Kamil Durak. İkincisi Gülcan İnci. Ve yeni kralımız, birincimiz, evet sayın seyirciler, Şerif, Şerif Toksöz. Şerif Toksöz'ü alkışlarınızla sahneye davet ediyorum.